Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hacı Ahmetoviç ismi geçen oyuncular. Serdar Sarı da özellikle Abdülkerim Bardakçı transferde en gözde isimlerden biri. Adı neredeyse Türkiye'deki bütün büyük kulüplerle anılıyor. Konyaspor'a da para kazandıracak gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsin bu isimleri Fenerbahçe seviyesi için? Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş. En ciddi ilgilenen kulüpler. Evet. Artık hangisi olur bilmiyoruz ama burada oyuncunun kararı da çok önemli. Oyuncunun vereceği karar da tabii çok önemli. Çünkü kulüpler oyuncunun vereceği karar doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Yani hangisini gider bilmiyorum. Hangisinde doğru katkı sağlayabilir? Hangisinde kendi kariyerini bir adım daha öteye taşıyabilir? Bunları tabii ki çok iyi analiz etmek lazım. Yani işin içerisinde sadece para olarak bakmamak gerek. Yani orası iyi para verdi. Bazen iyi para verirler sana gitmezsin. Başka takıma gidersin. O senin kariyerin önünü açar. O fırsat olur mesela. Bunu herhalde oyuncu ve menajeri çok iyi düşünüp taşınıyordur. Ama bu kadar talip varsa bir oyuncu ben Konyaspor'da da zaten çok duracağını düşünmüyorum. Hani Valerian İsmail de istiyor. İşte Fenerbahçe de istiyor. Muhtemelen Jesus'un da bilgisi vardır. Zaten Türk kontenjanı durumu mecburi. Trabzonspor da istiyordur. Ligin önemli stoperlerinden biri. Diğer oyuncu için Hazal Amir Metovic. Hacı Ahmetoviç, Onu ilk evet. kez duyuyorum. Ama o da bu sezonun flash isimlerinden biriydi gerçekten. Bazen hani Jesus'u getirirsin ama yabancı bir futbolcu kendi liginden alırsın örneğin. O mantıksız da değil. Olabilir, Hani evet. adam iş yapacaksa, futbolcu iş yapacaksa tabii ki alınır. Herhangi bir ligden de işte Edin Visca Trabzonspor aldı devre arası transferinde. Ciddi katkı sağladı. Fakat transferin en önemli Konyaspor açısından en önemli isimlerinden biri. İkisi de para kazandırır. Bu arada hani bir yandan bu ligden oyuncu alıyorsun, bir yandan Marcelo mesela. Adam işte bugün şeyi kaldırdı. Dün Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Bana da söylüyorlar. Ciddi derecede iş bitti gibi. Tabii bu ıslak imza artık dijital imza da var günümüzde. Bu ıslak imza önemli. Ama yepyeni bir yapılanmanın içerisine giren Fenerbahçe tabii ki önümüzdeki sezonun Jesus'la birlikte şu halde bile açık ara en büyük favorilerinden biri haline geliyor. Hocadan dolayı. Tecrübe. O yüzden söylüyorum. Bir de Marcelo ismi geçiyor. Abdülkerim alırlarsa, iyi santrafor alırlarsa ve kadrodaki bazı isimlerle yolları ayırıp hatta bazılarından da gelir elde edebilirsin. Bu yapılanmayı doğru yapabilirlerse eğer bu önümüzdeki sezon ki geçmişteki o 3 sene var ya acı veren 3 sene artık bir tecrübe Başkan Ali Koç için. O nedenle önümüzdeki sezonun Fenerbahçe için daha hayırlı olacağını tahmin ediyorum. Ya yani olur demiyorum. Öyle bir beklentim var. Serdar Kerecio, Abdülkerim Bardakçı'yı nasıl buluyorsun? İyi buluyorum. Yetenekli buluyorum ama yani çok ligin en iyi stoperlerinden biri. Ama benim kafamdaki tek soru işareti biraz fazla cesur geliyor bana Abdülkerim. Yani bir stoper bu topla oynamayı çok seviyor Abdülkerim. Bu Konyaspor'da ki o takım olgusu biraz daha farklı. Herkes biraz daha ya o yardım etmeye çok hevesli bir takım. Yani Evet. öyle bir takım ki bunu Fenerbahçe'de yaptığın zaman çok göze batabilir. Bazen göze de çok hoş gelebilir ama bu alışkanlığını tamamen törpülesin demiyorum ama biraz törpülemesi gerekiyor. Yani o topu zaten oraya getirebiliyorsan büyük bir iştir bu. Çok önemli bir iştir ama bazen almaması gereken riskleri alıyor. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'de iki sol stoper var. Kim Minje ve Szalai. Hani Abdülkerim'i nerede oynatacaksın o zaman? Şimdi Kim Minje'yi kesecek mi? Ben de bu soru Kim işareti. İnce'yi sağ stopere kaydıracak mı? Mı? Yani sağ ki geldiği Kim İnce takımda da solak değil zaten. yani ki geldiği takımda da zaten sağ stoper Evet. ama şöyle de bir durum var. Orada çok oturan bir Kim Minje var. Yani orayı tamamen parselleyen bir Kim Minje var. Diğer tarafta Szalai de var. Szalai satılacak mı? Ben Szalai'nin yalnız neden bu kadar az süre aldığını da merak ediyorum. Aslında kötü bir oyuncu değil. Ve son tabii satılışı belki gündeme gelecek. Onu bilmiyoruz elbette. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin merkezine baktığım zaman işte Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zeiss, Arda Güler, İrfan Can, Rossi Pelkas bunları da merkeze dahil edersek çok ciddi bir merkezde hatta Ozan Tufan gelecek olan antrenör belki çok beğenecek.
Yani kalite bir isimden bahsediyoruz en nihayetinde. Burada Ahmet Hadzihametovic bu rotasyon içerisine girecek olan oyuncu mu olacak? Yoksa Fenerbahçe'nin evet ihtiyacımız olan oyuncu budur diye mi bakacağı oyuncu olacak? Biraz daha ben sanki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölgeler stoper ve merkez değilmiş gibi geliyor bana. Yani öncelik olarak Fenerbahçe 6-7 transfer daha yapacaktır Sayın Ali Koç. Evet bu sene biz her ne olursa olsun burayı başaracağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de harika bir netice elde edeceğiz'in peşinde koşuyorsa ne âlâ zaten. Hani Avrupa'da da göğsümüzü kabartacaksa çok çok güzel bir plan derim buna. Ama diğer taraftan o santfor problemini, belki sol ön, belki sağ ön problemini Fenerbahçe'nin bence öncelikli olarak halletmesi gerekiyor. Yani birinci öncelik stoper ve merkez değil bence. Fenerbahçe'nin birinci önceliği sol bek deriz, sol ön deriz, sağ ön deriz, santfor deriz. Bu dördünü hallettikten sonra Abdülkerim Bardakçı ve zaten hani Hadzihametovic de gelirse muazzam bir şey olur. Yani bir hafta bir farklı 11 çıkartırsın, ikinci hafta çok farklı bir 11 çıkartırsın Fenerbahçe'de. Zaten Fenerbahçe'nin kadro kalitesi iyi bir kadro kalitesi var. Yani bazı oyuncular olmaz yani ligin üstünde oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ligin standardının çok üstünde olan oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Hani eğer ki anladığımız buysa az evvel bahsettiğim zaten o santfor sağ ön sol ön sol bek halledilmiş ve üstüne Hadzihametovic ve Abdülkerim transferi yapılacaksa Fenerbahçe biraz daha farklı düşünüyor demektir. Çok büyük düşünüyor demektir. Sence Fenerbahçe'nin önceliği ne? Ya da Fenerbahçe'nin önceliği en az 25 gol atacak bir golcü. En az 25 yani. Samat da falan geri dönüyor değil mi bu arada? Evet. İstatistiklerde Fenerbahçe'nin birinci santrforunun karşılığında 25 gol yazmalı. Önceliğinin, birinci önceliğinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu dışında Fenerbahçe'nin kenar oyuncuları, yaratıcı oyuncuları var. Orada skor üretebiliyor. Hatta orta sahada oynayan oyuncuları da yetenekli oyuncular. Ben ki iki arkadaşımızın, dostumuzun yorumları da son derece önemli. Doğru. Sadece şöyle bir ek yapabilirim. Abdülkerim özelinde ya da Hadzihametovic özelinde büyük takım ki aslında kısmen onu içeriyor. Büyük takım hani risk almaktan bahsetti Serdar Kellici ki doğru. Yani büyük takım şeyi biraz farklı. Büyük takım oyuncu şeyi yani ona ek olarak bunu söylüyorum. Ama başarabilir Abdülkerim. Yani bunu yapar hani, bu arada. Ben onu şerhimi ben sadece ufak bir şerh ekledim Abdülkerim özelinde. O şerhine ben ek bir oyuncu. Ek tabii. Bir kaygımı dile getiriyorum. Yani ben şerh de, üstüne şerh geliyor. Yani yetenekli bir oyuncu. Şimdi Abdülkerim özelinde bakacak olursak 27 yaşında. Yani belki de son fırsat. Evet. Yani bir transfer yapmak için bir büyük takım ki yaşı da artık geldi yani. Bir büyük takım yapması için ki ben Abdülkerim biz büyükleri yazıyoruz ama Avrupa yaparsa da şaşırmam. Yani. Milli takıma seçildi değil mi bu arada en son aday kadroda? Yok. Ben ama bizim milli takımda stoper rotasyonu da çok fazla. Çok... Yani. Abi oynayacağımız takımlar da Allah'ını severseniz yani neyle oynayacağız bu çocukları biz Abdülkerim Bardakçı ile Samet Akaydınları falan eğer zaten bu maçlarda oynatmıyorsak zaten silelim oyuncuların üstünü tamamen. Abi. Ya bilemem o olabilir. Rakipler, bu rakipler sıkıntı çıkartabilir maçlarda. Hangisi abi? Yani biz burayı da zaten yani neyse Portekiz maçında. Abdülkerim Bardakçı büyük takım stoperliği için yeterli midir? Yapar. Bunu scoutlar muhtemelen dikkatlice izliyorlardır. Biz buradan yani dışarıdan bakarak Abdülkerim'in attığı goller özelinde, hücum katkısı üzerinden ya da topu oyuna sokma kabiliyeti üzerinden değerlendiriyoruz ama scoutlar birebirlerde falan da çok iyi ama. Muhtemelen onu değerlendiriyorlardır. Tabii. Ben bununla ilgili bazı çekinceler olduğunu duyuyorum. Sadece onu söyleyeyim ama Avrupa'ya gitme potansiyeli de hani sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon yazılıyor ama çok daha kestirilebilir bir hedef gibi görüyorum. İnşallah. Bence Avrupa yapacak, onu söyleyeyim. Öyle mi? Ben Avrupa yapacağını düşünüyorum. Türkiye'den enteresan transferler yapılıyor zaten. Ama Beşiktaş'ın bu kadar ihtiyacı varken ben Beşiktaş'ın birinci öncelik Abdülkerim'e gitmesi gerektiğini düşünüyorum ha. Çünkü Beşiktaş'ın belki 3 stopere ihtiyacı var. Öyle de Beşiktaş gidip 5 milyon euro vermez.
Ha 5 isteniyorsa vermez tabii başka yani. Bir şey tabii ki. Beşiktaş vermez. Aziz Ahmetovic ile ilgili olarak da yani iyi bir sezon geçirdi ama dediğim gibi yani büyük takım şeyi biraz daha farklı orada. Daha farklı meziyetler olması lazım. Daha fazla şimdi Abdülkerim'le ilgili az önce gereksiz bazen risk alıyor dedin. İki top kaybetse belki o özgüven kaybı yaşamaya başlayacak. Olabilir elbet. Yani bu tarz olabilir. İşler de var. Ama yaptığı o kadar güzel işler var, ki orayı örter sanki. Konya ama kolektif bir çok, şey. Fatih çok, Hoca'nın çok, söylediği tabirle. Yani. Orada kolektif bir değerlendirme yapmanız lazım. Bireysel bir değerlendirmeden ziyade Konya Spor'la ilgili benim şeyim hani orada malzemecisi de dahil olmak üzere kolektif bir ekip çalışması görüyorum. Yani bireysel bir şey görmüyorum Konyaspor'da. O yüzden riskler yıldızı var. Yıldızı yok. Bireysel ya bireysel bir yıldız yok. Gidip bir büyük takımda sırıtabilir. Ve hani Fenerbahçe üzerinde de şunu söyleyelim. Öncelik Fenerbahçe'nin mutlaka artık yıllardır kanayan yara haline gelen golcü problemini çözmesi lazım. Yani büyük takımlar çok iyi golcüler bulurken Fenerbahçe bu konuda büyük şanssızlıklar yaşadı. Çok önemli transferler. Freyler falan geldi ya Fenerbahçe. Ademiler falan, Samattalar. Kabus gibi ya. Hakikaten. Yani düşünsene. Rüyana girse kabus dersin yani. O yüzden Fenerbahçe'nin birinci sınıf geldiğinde evet 25 gol atar. Tabelaya 25 yazacağım bir golcü mutlaka alması lazım. Marcelo bir Roberto Carlos etkisi yaratır. Özel seyircisi olur. Ciddi bir ihtimal olarak görüyor musun? Görüyorum. Türk futbolunun da ihtiyacı var. Yani çünkü yıldızlar gelmiyor son dönemde. Ligin marka değeri düşüldü. Marcelo bu lige gelecekse tanıtım fonundan Fenerbahçe destek bile almalı. Yani ütopik yani. Dediğim olmayacak belki ama hakikaten de yani Jesus kadar önemli bir hamle olur. Ben Marcelo'nun çünkü dünyada bir karşılığı var.